Dersimize hoş geldiniz. Önceki derslerimizde bütün taşlarımızın hareketini, nasıl taş aldıklarını ve nerede oyuna başladıklarını öğrendik. Bugünkü dersimizde de rakiplerin taşlarını almadan önce onlara yaptığımız saldırı hamlelerini göreceğiz. Yani saldırı hamlelerinin sonucunda rakip nasıl hareket edebilir? Biz bu saldırı hamlesini kendimize nasıl olumlu hale getirebiliriz? Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Satranç oyununda saldırı hamleleri, direkt saldırı, açarak saldırı ve çifte saldırı olmak üzere çeşitli şekilde görüyoruz. Ve bunlarla ilgili tek tek örneklerimizi bugün çözeceğiz. Şimdi tahtada gördüğümüz gibi beyazların kalesi, siyahların da atı var. Ve biz sırayla oyunu oynuyoruz. Sıra beyazdaysa ve beyaz da şu anda atın bulunduğu kareyi ele geçirmek istiyorsa ya da bu atı almak istiyorsa şu an yapacağı ilk hamlede bunu yapması imkansız. Çünkü benim kalem yatay ve dikey olarak hareket ediyor ve şu anda yapacağım şu andaki hamlede asla atı hemen alamam. Fakat İlk hamlemde saldırı hamlesi olarak bir hamle yaparsam daha sonraki duruma göre atı almam ya da atın bulunduğu kareyi ele geçirmem mümkün olabilir. Hemen örnek verelim. Şu anda H2'de bulunan karemi ben atın tam karşısı olan H5 karesine getirip saldırı yapabilirim. Ya da kalemi şu anda B2 karesine getirip buradan da ata saldırı yapabilirim. Hemen örneğimizi yapalım. Kalemi getirdim. İlk hamlede bu benim direkt saldırı hareketim. Ve ben bu hareketin sonunda rakibin bu durumu rakip görmemiş olabilir. Ya da bu durumu değil farklı bir hamleyi değerlendirmek istemiş olabilir. Ona göre oynadığım bir hamle sonucunda ben daha sonraki hamlemde yani rakip oynadı. Sıra tekrar beyazlara geçtiğinde ben istediğim bu hamleyi elde etmek istediğim için onu alıp oyundan dışarıya çıkarabilirim. İşte rakibin almadan önce, rakibi almadan önce yaptığım bu ilk hareket benim saldırı hareketim. Ve bu direkt yapıldığı için de direkt saldırı olarak geçiyor. Hemen farklı bir örnekle yine buna devam edelim. Vezirle bir örnek vermek istiyorum. Çünkü vezir hareket alanı çok geniş. Öğrenmiştik. Hem dikey, yatay, çapraz, öne geriye hareket edebilen güçlü bir taştı. Şu anda vezir C1'de bulunuyor ve elde etmek istediği taş da rakibin siyah kalesi ya da elde etmek istediği karesi olabilir. Şimdi nerelerden saldırı yapabiliyor? Hemen görelim. Yatayda ilerleyip H1'e gelip kaleye saldırı yapabilir. Dikeyde ilerleyip C8'e gelip bir saldırı yapabilir. Ya da çaprazda ilerleyip yine H6'ya gelerek saldırı yapabilir. Çaprazına denk gelen C3'e gelebilirim. B2'ye ya da A1'e gelerek kaleye saldırı yapabilirim. Gördüğümüz gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktadan saldırı hareketi gerçekleştirebiliyorum. Evet, bu kadar geniş saldırı hareketim var ama ben bu oyunu düşünerek oynuyorum ve en iyi saldırı hamlemin neresi olduğunu bilerek oynamak zorundayım. Çünkü en başta da söylemiştim, saldırı hamlesini kendime göre olumlu bir hale getirmek zorundayım ben. Şimdi düşünmeden hemen çaprazdan bir hareket yapalım. Saldırı yaptım. Ben saldırım sonucunda taşımı kaybetmek istemiyorum. Saldırdım ama rakibin taş alabileceği bir yola girdim. Bu durumu rakip değerlendirmek isteyip hem kendi taşını hem almak istediğim yeri koruyarak bu taşı gelip alabilir. O zaman ben ne yapmam gerekiyor? Saldırı için H6, H1 ya da C8 karelerinden asla saldırı yapmamam gerekiyor.
Nereden saldırı yapabilirim? Çaprazında olan bu üç kareden tabii ki oyunun o anki gidişatına göre nasıl bir konum uygunsa uygun olan bir konumla çaprazından karşısına geçerek rakibi kale olduğu için çaprazından geçtim ve saldırı yaptım. Şimdi kale evet bu durumu kendini kurtarabilir. Ya da yine koruyabilmek için belki o da başka bir taşıyla saldırı yapabilir, arayı kapatabilir. Ama bu durumu görmediğini ya da kaçamadığını düşünürsek ikinci bir hamlede ben vezirimle gelip kaleyi oyundan alıp yerine geçip o kaleyi, kareye sahip olmuş olabilirim. Şimdi direkt saldırıya bir örnek de şahla vermek istiyorum. Şahlar da saldırı yapabilir mi? Şimdi bakalım. Şahın biliyorsunuz daha önce öğrendiğimiz gibi sadece birer kare ve her yöne gidebiliyordu. Fakat rakibin kontrol altında olduğu bir noktaya adım atamıyordu. Hemen burada da bir fil var ve şah rakibin filine saldırı yapmak istesin. Hemen bakalım şah rakibin filine saldırı yapabileceği iki tane nokta var. Birisi C4, biri C5. Şimdi buradan baktığım zaman C4 karesine gidemem. Çünkü onun kontrol alanındaki bir nokta. O zaman onun kontrol alanı olmayan C5'e gelerek ona saldırı yapabilirim. Demek ki şahlar da bir saldırı yapabiliyor. Fakat onlarınki gidecekleri alanı çok iyi düşünerek bu saldırıyı gerçekleştirmek zorundalar. Şimdi saldırı hamlelerimizde bir de açarak saldırımız olduğunu söylemiştik. Açarak saldırıda da vereceğim örnekte, tabii bu açarak saldırı ve çifte saldırıyı yapacak olan taşlar, kaleler, vezirler ve filler olabilir. Çünkü bu saydığım taşlar hareketleri hep ard arda karelerden oluşuyor. Şimdi örneğimize hemen bakalım. Kalemizi yerleştirelim. Evet. Şimdi bu örnekte kale, siyah kale, beyaz fili elde etmek istiyor. Fakat kale eğer arada örtü konumunda olan kendi taşı olmasa zaten ilk hamlede bunu gerçekleştirecek. Fakat saldırı yapabileceğim hamleyi şu anda göremiyorum. Aradaki örtü konumunda kendi taşımı eğer bu aradan çekersem o zaman kale saldırıyı yapmış olacak. Şimdi açarak saldırıda saldırıyı yapacak taşı hareket ettirmedim. Sadece örtü konumundaki taşı hareket ettiriyorum. Atı da uygun olan bir noktaya iki adım gidip döndüm. Aradan çektim. Ve rakibe saldırı hamlesini gerçekleştirdim. Bu durum açarak saldırıyı gösteriyor bize. Şimdi göstereceğim örnekte de ben çifte saldırıyı yapacağım. Ama çifte saldırıyı yaparken de zaten biraz önceki örnekteki gibi yine aradaki örtü konumundaki taşı çekeceğim. Fakat çektiğim taş da benim için saldırı yapmış olacak. Yani biraz önceki gibi yine kale saldırı yapmak istiyor. Fakat aradaki örtü konumunda dediğim yani arayı kapatan taşı aradan çekiyorum. Ama bu sefer aradaki taşı hareket ettirdiğim nokta iki adım gidip döndüğüm nokta burası ve F5 de olabilir. Bu noktaya geldiğimde görüyorum ki almak istediğim taşa at da saldırı yaptı. Ha, arayı açtım. Kale saldırı yaptı. Fakat arayı açtığım taş da saldırı hamlesi yaptı. O zaman biz bu duruma da çifte saldırı diyoruz. Evet, bugünkü satranç dersimizde saldırı hamlesiyle ilgili örnekler çözdük. Tabii ki bu hamleleri, bu örnekleri çoğaltıp çalıştığımız takdirde oynayacağımız satranç oyunun içerisindeki bu hamleleri çok daha güzel görüp algılayabileceğiz. Önümüzdeki